Dostlar merhaba. 22. bölümdeyiz. Yani daire çözüyoruz arkadaşlar. 13. köşe taşında kalmışız en son. Hemen başlayalım. İlk sorumuz diyor ki bir dik üçgen verdim sana diyor. 4 4 diyor. Şu iki tane çember var. Bakın biri B, biri C merkezli. Buna göre taralı alan nedir diye bir soru sormuş. Şimdi demek ki şurası da 4 kardeşim. Onu da bir yazalım. Şuraya 4 diyelim. Tabii ki bakın 90'ın karşısı 8 iken neyin karşısı 4 olur? 30'un. Demek ki şurası 30, şurası 60 derece. Şurası da hatta 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısının da 4 köküç olması gerekir dedik. Buna göre taralı alanı bulacağız. Şimdi taralı alan tabii ki şu dik üçgenin alanından yani 4 çarpı 4 köküç bölü 2'den 2 tane daire diliminin alanı çıkacak dostlar. Şimdi bu daire dilimlerini biz eğer istersek tek tek işte 30 derecelik daire dilimi, 60 derecelik daire diliminin alanını böyle ayrı ayrı bulup toplayabiliriz de. Ya da bu ikisinin toplamı yarıçapları eşit olduğu için bunu yapabiliyorum. İkisinin toplamı 90 derecedir. Direkt bunları böyle yan yana yaptığınızda 90 derecelik bir daire dilimi karşınıza çıkar ki çeyrek daire dediğimiz dairedir. O da pi, yarıçapı 4 olduğu için 4'ün karesi bölü çeyrek daire dediği için de bölü 4'ü yazar. Yani toplamlarını yazmış oldum dostlarım. Şimdi burada 30 ile 60 olduğunu biliyorum. İlla bilmeme gerek yok, bunların kaçar derece olduğunu bilmeseniz de çözebilirdik. Yani toplamları yine 90 derece olacaktı. Çünkü üçgenin bir açısını biliyorum 90. Toplamları 180 olacağı için bunlar da mecbur 90 derecelik toplamda bir daire yapacaklar diyebilirim. Şimdi çözelim bundan sonrasını. Şu 4 ile şuradan bir tane 4'ü götürelim. 2 ile şuradaki 2'yi götürüp burada 2 bırakalım. 8 köküç eksi 4 pi kaldı. 8 köküç eksi 4 pi de Adana şıkkında mevcut. Cevabımız Adana. Evet, neredeyse aynısı diyebileceğimiz bir soru. Hemen bir bakalım. Şimdi şuralar yarıçaplar. Şu yarıçap R, şu yarıçap. Bu da yarıçap, bu da yarıçap dostum. Bakalım bu nasıl bir üçgen çıktı. Şurası 2R. Burası R artı 2, burası da 6 artı R. Hani acaba 6, 8, 10 üçgeni midir diye düşündüm. R'nin 2 olması lazım, burası 8 olsun, olmaz. 5, 12, 13 üçgeni mi diye düşündüm. R'ye 5 versem, yok R'ye 3 vermem lazım bu durumda. Yine olmadı. Özel bir dik üçgen büyük bir ihtimalle arkadaşlarım ama hangi özel dik üçgen şu anda bir anda bulamadım. Hani 5, 12, 13 de değil. 8, 15, 17 mi diye düşünelim. 6 diyelim buraya. 6 dersem 8 olur. 6 dersem 12 olur. 6 dersem yine 12 olur. Değil. O zaman bir Pisagor yapalım. Biz hiç uzatmayalım. Bulalım hemen. Şimdi 2R'nin karesi 4R kare eşittir. R artı 2'nin karesi yani birincinin karesi. İkincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının 2 katı artı. R artı 6'nın karesi birincinin karesi. İkincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının 2 katı yani 12R. Şimdi r kare, r kare daha 2 r kare. Buradaki r kareden götürsün. Burada 2 r kare kalsın. Burada sonra 4 var. 36 daha 40 var. Şöyle eşittir. 40 kaldı burada. 12 r, 4 r daha 16 tane de r var. Bir de hepsini 2'ye bölelim. Şurada yazayım. R kare kaldı. Eşittir. 20 artı 8 r. Şöyle 8 r'yi bu tarafa alırsam. R kare eksi 8 r eşittir. 20. R parantezinde R eksi 8 eşittir 20. Şimdi R'ye ne diyebiliriz bu durumda? Şöyle bir bakalım. 10 desek burası 2 yapar. 10 desem burası 2 yapar. 20 olur. Doğrudur. Demek ki R 10'muş. Şuraya 10 yazalım. Buralara da 10. 10 yazalım. Şurası da 10. Yani 12, 16, 20 üçgeniymiş. Yine bir özel üçgenmiş ama düşünerek bulamadım arkadaşlarım. Mecbur Pisagor'umuzu yaptım. Şimdi bundan sonrasında taralı alanı nasıl bulacağız? Dik üçgenin alanından şu iki tane daire diliminin alanını çıkartarak bulacağız. Tabii ki dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 12 ile 16'nın çarpımının yarısı. Bölü 2 diyelim. Eksi. Şimdi daire dilimlerinin bakın birinci sorudaki gibi açılarını bilmiyorum arkadaşlar bu sefer. Ne yapacağım dostum? İkisinin toplamı zaten 90 derece ya, yani çeyrek daire yapıyor. O halde direkt çeyrek dairenin alanını yazıyorum ben. Pi r kare bölü 4. R'miz de 10 olduğu için şuraya 100 yazıyorum. Devam edelim. Şurası 8 yapsın. 8 ile 12'nin çarpımı 96.
4'e bölersem de eksi 25 pi yapar. 96 eksi 25 pi Denizli şıkkında mevcut. Evet, üçüncü sorudayız. Yine bir üçgen. Çember yarı çapları eşit ve 2 santimmiş. Yani şuralar hep ikişer santim. Şöyle yazalım. Peki bir üçgenimiz var burada. Kenarları ne? Burası 8 santim yaptı. Burası 5, 7 santim yaptı. Burası da 5 santim. Taralı alan nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi büyük üçgenden 3 tane şu daire dilimlerini çıkartacağız dostlarım. Ama büyük üçgenin alanını bir bulalım önce. Şimdi büyük üçgen 5, 7, 8 üçgeni. Özel bir üçgen değil. Kenarları da tam sayı. Hadi gelin bunu U'lu alan formülünden bulalım. Gerçi U'lu alan formülü çok kullanılmıyor artık. Müfredattan da kalktı diye düşünüyorum. Biliyorum hatta. O yüzden neyse çözelim biz yine de. Şimdi U dediğimiz şey çevrenin yarısı. Önce çevreyi bulalım. 12, 20 üçgenin çevresi. Yarısı 10. Yani U'yu bulduk 10. Şimdi alan dediğimiz şey de şöyle bulunuyor. Kök içinde U'yu yazıyorum 10'un. Sonra bu 10'dan üçgenin kenarlarını tek tek çıkarıyorum. Yani 5'i çıkarıyorum 5. 7'yi çıkarıyorum 3. 8'i çıkarıyorum 2. İşte cevap buradan gelecek. Yani bu bizim alanımız. Hadi bir toparlayalım. Şimdi 5 kere 2 10'dur. Şurada da bir 10 var. 100 yaptı. Dışarıya 10 diye çıktı. Ama 3 içeride kaldı. Üçgenin alanı 10 kök 3. Yani 10 kök 3'ten 3 tane daire dilimini çıkartacağım. Ben aslında cevap direkt Bursa olduğu aşikar. Yani 10 kök 3 bir tek Bursa şıkkında var ama biz şu daire dilimlerinin de alanlarını bulalım. Şimdi tabii bunların açılarını bilmediğiniz için tek tek bulamayacaksınız. Ne yapacaksın? Şimdi bu 3 açının toplamı 180 derece olduğundan ben bunları yan yana yapıştırırsam 3'ünü yarım daire yaparlar. Yani 180 derecelik bir daire yaparlar. Dolayısıyla ben yarım dairenin alanını bulacağım. Pi r kare bölü 2'yi. R'miz de 2 idi. 2'nin karesi 4. 2'ye bölersem 2 pi gelir. Yani 10 kök 3'ten 2 pi çıkacak. Bursa şıkkı böylelikle geldi. Evet, dördüncü soruya bakıyorum. Dik yamuk var ve şu ortadaki üst ve alt tabana paralel. O halde bu tarafı 2'ye böldüyse paralel olduğundan dolayı mecbur bu tarafı da 2'ye bölecek. Yani şu r, bu r, burası zaten r, burası da r diyebilirsiniz artık. 12, 16'yı gördük. 16 şimdi orta taban oldu değil mi dostlarım? Biz orta tabanı normalde nasıl buluyoruz? Alt taban ile yani 12 artı r ile üst tabanı yani r'yi toplayıp 2'ye böldüğümüzde 16 olmalı. Şimdi 12, 2r, 2'ye bölersem 6 artı r yapar eşittir 16. R buradan 10 gelir. Şimdi r'yi bulduk 10. Bizi taralı alanı soruyor dostlarım. Taralı alan yamuğun alanını bulacağım. Şu iki beyaz daire dilimini çıkarttığımda da taralı alana ulaşacağım. Şimdi yamuğun alanını bulalım. Alt taban 22, üst taban 10. Alt taban artı üst taban yani 22 artı 10. 32. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de şuranın tamamı. H dediğimiz yer. Gelin şimdi H'ı bulalım. Şuradan bir diklik indirelim dostlar. Şöyle. Şimdi şurası 10. Toplam burası 22 idi. Şuraya 12 kaldı. Şurası 20, 10, 10'dan dolayı 12, 16, 20 üçgeninden 16 geldi yüksekliğimiz. H'da 16'ymiş. Şuraya da çarpı 16 yazıyorum dostum. Yani ne geliyor buradan? 16 çarpı 16'dan 256. Şimdi yamuğun alanı 256. 256'dan bir şey çıkacak. O yüzden bu 3 şıkkı sildim. Ya Adana ya Bursa cevabımız. Peki ne çıkacak? 2 tane daire dilimi. Peki bu daire dilimlerinin şu merkez açılarının ölçülerini biliyor muyum? Hayır, tek tek bilmiyorum. Ama neyi biliyorum? Toplamlarını biliyorum. Yarı çapları da eşit olduğu için bunları yan yana çizebilirim diyorum. U kuralından bu ikisinin toplamı 180. Yani yan yana çizersem 180 derecelik bir daire dilimi oluştururum. Yani bir yarım daire oluştururum. O halde yarım dairenin alanını çıkartacağız bundan. Yani pi r kare bölü 2'yi çıkartacağız. R'miz 10 olduğu için 10'un karesi 100. 2'ye bölersem 50 pi çıkacak dostum. O yüzden Adana'yı işaretledim. Evet, 13 numara tamamdır. Çevirdim arka tarafı. Geldim 14 numaralı sorumuza. Şimdi 14 numarada diyor ki ABCD bir kare ve bu karenin bize bir kenar uzunluğunu vermiş 8 santim diye. Bizden ne istiyor peki? Başladığı noktaya geldiğinde yarıçapı 1 olan daire hareket ediyor. İçteki kenarlara teğet olacak şekilde.
şöyle yani işte bir buraya geliyor, şöyle dönüyor. Tam şu noktaya kadar geldi mesela. Silgi varsa sileyim de güzel güzel çözeyim. Açacak da varmış, çok iyi. Kalemin ucunu da bir açalım. Şimdi içten teğet olacak şekilde dolaştırılıyormuş dostlarım. Peki, güzel. Buna göre başladığı noktaya geldiğinde merkezi kaç santim yol almış olur? Şimdi bizim bu kerata döndükçe döndükçe şöyle bir yol açılıyor arkadaşlarım. Bir kere bu en dibe kadar geliyor. Şimdi buradan şuraya kadar geldi merkezimiz. Merkez tekrar daire şurada olduğunda, şöyle bir yere geldiğinde merkez buraya kadar geliyor. Daire dönüyor buradan tabii, şöyle yol alıyor. Buraya kadar geliyor. Tekrar daire dönüyor. Buraya kadar, buradan buraya bir yol alıyor. Bir de tekrar buraya kadar gelip başladığı yere tekrar geri dönmüş oluyor. Şimdi dairemiz şurada, merkezimiz daha doğrusu, bakın şurada 1 santimlik pay bıraktı. Şurada da 1 santimlik pay bıraktı. Dolayısıyla hani toplamda şu uzunluk 8 ya. Şu ortaya ne kalmış oldu arkadaşım? 6 santimlik bir pay kaldı. Şimdi 2'yi burada çıkarttık çünkü. Aynı şekilde şuradan 1, şuradan da 1 santim ayırdığı için 6 santim buraya, 6 santim buraya, 6 santim buraya bıraktı. Yani toplamda 4 tane 6, 24 santimlik bir yol almıştır diyebiliriz dostlarım. 24 santimlik bir yol almış olur. İkinci soruya bakıyoruz. Dikdörtgen 12'ye 8. Aynısı arkadaşlarım. Neredeyse değil mi? Evet. Atıp atıp aynısı diyebiliriz. Bir tek az önceki kareydi. Bu da dikdörtgen. Hemen aynı işlemleri yapacağım dostum. Şimdi karemizi, dairemizi hareket ettirdiğimizde buradan buraya kadar geldi. Yine hareket ettirdim. Tam şöyle teğet olacak şekilde gittiği için şu dört köşelerdeki resimlerini çizdim. İşte buraya kadar gelir. Buradan buraya, buradan da buraya geldi merkezimiz. Merkezinin yine aldığı yolu soruyor. Bu sefer yarı çaplarımız ikişer santim. Yani şu kenarlardan ikişer santimlik pay bırakıyor. 2 buradan, 2 buradan. Yani 4 santimlik bir pay bıraktı toplam. 12 idi. 4 çıkarttım. Şu ortaya 8 kaldı. Şimdi aynı şekilde şurası 2. Burası da 2 olduğu için 8 santimdi. Şu ortaya 6 kaldı. Burası 8, burası 6. Yani toplamda 14, 14 de buradan. 28 birimlik bir yol almış oldu diyebiliriz dostlarım. Pardon, 2 buradan 2 buradan bırakınca 8'den 4 çıkacak. 4 kaldı buraya, yanlış söyledim. Burası da 4. 12, 12 de buradan yine 24 birimlik bir yol almış oldu. Evet, 3. soruya bakıyoruz. Çemberin yarıçapı 4. Merkezi çemberin yarıçapı 1'dir. Teğet olacak şekilde hareketli nokta başladığı noktaya geldiğinde, yani şimdi bu dairemizde bu sefer şöyle döne döne gidiyor arkadaşlarım. Şöyle dönüyor, şöyle dönüyor, şöyle dönüyor. Dönüyor. Sürekli böyle dönüyor. Hareketleri bu. Ve tekrar başladığı noktaya geliyor. Şimdi merkezi şöyle bir yol alıyor arkadaşlar. Şimdi bunun yarıçapı 1 birim olduğu için büyünün yarıçapı da 4 birimdi. Şuraya 3 birim kaldı. Yani çemberimiz yarıçapı 3 birim olan şu dairede etrafında dönüyor merkezimiz. Yarıçapı 3 birim. O zaman çevresi 2 pi r'den 6 pi gelir. R 3 olduğu için. Demek ki merkez 6 pi birimlik bir yol almış olur diyebiliriz. Geldik 4 numaralı sorumuza. Bu seferki üçgenimiz eşkenar üçgen arkadaşlarım. Yarıçapı da kök 3 birim olan bir çember. Yine kenarlara teğet olacak. Yine merkezin aldığı yol. Şimdi biz yine ilk önce çemberimizi şuraya kadar getirelim. Şöyle köşelerden hareket ettirelim. Buradan buraya kadar geldi merkez. Sonra tabii ki dönüyor şu şekilde arkadaşlarım. Dönüyor. En son şuraya kadar getirelim. Şuraya geldi. Yine aynı şekilde dönüyor. Şöyle hareket ediyor, ediyor, ediyor diyor. Şuraya geldi. Ve buradan da şuraya kadar gelmiş oldu. Tabii şimdi burası 60 derece ve paralel olduğu için buralarda 60, 60, 60 derece diyebilirim. Yani yine bir eşkenar üçgenin kenarı üstünde hareket ediyor merkezimiz az dostlar. Şimdi tabii bu eşkenar üçgenin de bir kenar uzunluğunu bulmamız lazım. Bunun için de şöyle bir yol alacağız. Şimdi bir kere şurası küçüğünün yarıçapı olduğu için kök 3 birimdir şurası. Aynı şekilde buraya da teğet olduğu için burası da kök 3. Şimdi merkezden ve teğetlerin kesim noktasından geçen doğru açıortaydı 30, 30. Bakın 30'un karşısı kök 3, 60'ın karşısı 3 olacak. Şimdi 3 birimlik burada bir pay bıraktık.
aynı şeyleri burada da yaptığımda 3 birimlikte burada bir pay bıraktım. Yani toplam 6 birimlik bir pay bıraktım. Ortaya kaldı 18 o halde. Şimdi 18 bu kenara eşit geldi. E bu kenar da 18. Bu kenar da 18. 3 tane 18'den 54 birimlik üçgenimizin çevresi 54 birim yapar. Demek ki merkez 54 birimlik yol almış diyebiliriz. Evet, 14 numarada tamamdır. 13'ü çözdük, 14'ü çözdük. Geldik 15 numaralı köşe taşına. Evet, şimdi burada da 1 santim olan çember karenin kenarlarına teğet olacak şekilde dıştan hareket ediyor. Az önceki köşe taşından farklı olarak bu sefer dıştan hareket ediyor arkadaşlarım. Dikkatli olmanızı istiyorum şimdi burada birazcık daha. Bakın şöyle, şimdi şuraya geliyor, hareket etsin. Şöyle sağa doğru gidiyor şimdi bizim çemberimiz. Geliyor, tam şu köşeden dönerken, şöyle köşeyi şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şimdi ilk soruda biraz böyle ayrıntılı yapayım arkadaşlarım. Bakın şurada şöyle bir daire dilimi hareketi yaptı. Şu, tam şu kısımda. Şöyle merkezimiz tam şu köşeden geçerken. Böyle bir daire dilimi hareketi yaptı. Geldi buraya. Tam şu köşeden geçerken de yine bir dönme hareketi yaptı. Şuradan dönerken aynı şekilde ve aynı şekilde yapıp buraya geldi. Yani şu dört köşeden geçerken aslında bizim dairemiz, şurada göstereyim, şöyle bir 90 derecelik çeyrek dairelik bir yay parçası alıyor dostlarım. Dört köşeden dönerken her zaman. Şimdi bunun sonucunda da dostlar şöyle bir şey çıkıyor. Çemberimizin bir kere şuradan şuraya kadar aldığı yol karenin bir kenarı, yani 8. Aynı şekilde merkezin şuradan şuraya kadar aldığı yol da 8. Yine buraya kadar aldığı yol 8 ve aynen şuradaki aldığı yol 8. Artı 8'lerin üstüne bir de şuradaki çeyrek daire. Bu çeyrek daire, bu çeyrek, bir de bu çeyrek. 4 tane de çeyrek daire ekleniyor. Yani bir tam daire ekliyoruz aslında. O halde benim merkezimin aldığı yol bir kere karenin çevresi 4 tane 8, yani 32 artı bir çemberin tam çevresi kadar yol alıyor. Yarıçapı 1 olduğu için 2 pi r'den 2 pi'lik yol alıyor dostlarım. Yani Bursa şıkkı doğru cevap geliyor. Yani biz burada pratik olarak şöyle söyleyebiliriz. Dıştan döndüğü zaman dörtgenin çevresi ya da şeklin çevresi artı bir tam dairenin çevresi diyebiliriz dostlarım pratik olarak. Evet, geldik buna. Yamuğun köşelerini yarıçapları bir zaman siz görmüyorsunuz. Hemen yukarı çıkartayım. Yamuğun köşelerini yarıçapları 1 santim olan makaralar şekildeki gibi yerleştirilir. Makaralardan şekildeki gibi yer gelip geçiriliyor. Yamuğun çevresi 30 santim olduğuna göre ipin uzunluğu kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bakın, benzer şeyi de burada yapacağım. Şimdi şu teğettir burası. Şurası da teğettir. Aynı şekilde teğet ve teğet noktalarına şöyle dikliklerimi indiriyorum. Şöyle indirdim dikliklerimi dostlarım. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi burada bir kere dik oldukları için buralar dikdörtgen oldu. Dikdörtgen. Şurada diklikler var. Bunları bir yazalım. Bunlar hep dikdörtgen oldu arkadaşlar. Yani şu bir dikdörtgen. Şimdi ipin uzunluğu dediğim uzunluk şuradaki A, B, C, D'nin toplamıyla artı şuradaki yayların toplamıdır dostlarım. Bakın şurada bir yay parçası var ipin geçtiği. Şurada bir yay var. Şurada bir yay var. Bir de şurada 4 tane yay var. Şimdi bunların şu açıların 4'ünün toplamı yamuğun iç açıları olduğu için 360 derece. Aynı şekilde şuradaki açılar da şu 4 merkez açının toplamı da 360 derece oldu. Yani ben şu yay parçalarının hepsinin toplamı 360 derecelik bir yay parçası oldu ki tam bir daire. Yani yarıçapı 1 ise de 2 pi r oluyor bu yayların toplamı. 2 pi, yani yarıçap 1 olduğu için 2 pi oldu şu yayların toplamı. Artı bir de A, B, C, D var ki D dediğim yamuğun bu kenarı, B dediğim bu kenar, A dediğim bu kenar, C dediğim de bu kenar. Yani A, B, C, D'nin toplamı da aslında yamuğun çevresi. Yamuğun çevresi 30. Yayların da toplamı 2 pi. O zaman 30 artı 2 pi'den cevap Ceyhan'dan geldi. Merkezin aldığı yol nedir diye soruyor. Yarıçapı yine 2 pi vermiş, 2 vermiş bize arkadaşlarım. Hemen bir bakalım neler yapacağız. Bir kere 7 var, 4 var, 10 var. Yani şuradan aşağı bir diklik de biz indirelim. Burası 4, burası 7, burası 3. O zaman şu kenar 5 yaptı.
Şimdi yamuğun çevresini bulalım. 10, 15, 22, 26. Yamuğun çevresi 26. Çemberin çevresi 2 pi r'den, r'si 2 olduğu için 4 pi. İşte size pratik olarak cevap 26 artı 4 pi. Yani Denizli'den geldi. Şimdi birinci soruda öğrettiğim gibi arkadaşlar neydi? Dışarıdan dolaşınca bizim dairemiz dörtgenin çevresi artı kendi çevresi. Birinci soruda bunu söylemiştik. Burayı ilk defa izleyenler için tekrar söylemiş olalım. Evet, burada da ABC eşkenar üçgen, AB 10. Yani bir kenar uzunluğumuz 10. Hemen şu teğetlerimizi bir çizelim mi şuraya? Şuraya bir teğet çizdim 90. Şuraya bir teğet çizdim 90. Bakın burada bir dikdörtgen oluşturdum ben. Yani AB 10 ise şuradaki ipin uzunluğu da 10. Aynı şekilde şu teğetlerimizi çizelim. Şöyle. Yine burası 10 ise burası 10, burası 10. Yani ipin uzunluğunda bir kere 10, 20, 30 var. Bir kere bir 30 var. Şöyle 30 yazamadık. Artı bir de şuradaki yayın uzunluğuyla şuradaki yayın uzunluğu ve şu yayın uzunluğu da mevcut. Şimdi bakın ikinci soruda da yaptığımız gibi yapacağız ama önce burada bir daha bir göstereyim. Şimdi şurası 60 derece ya. Şimdi burası 90, burası 90. Normalde şura yuvarlağın tamamı kaç dereceydi? 360. 180'i burada, 60 buradaysa şu açıya ne kaldı? 120. Aynı şeyi de burada 120, 120. Yani 3 tane 120 derecelik daire dilimi çıkıyor karşımıza ki bunların toplamı 360 derecelik daire dilimi yapar. Yani bir tam daire yapar. O zaman 30'un üstüne bir tam dairenin de çevresini ekleyeceğiz. R1 olduğu için 2 pi ekleyeceğiz. 30 artı 2 pi, yani Bursa'dan gelecek sorumuzun cevabı. Evet. Çevirdim arka tarafı. 16 numaralı köşe taşını çözeceğiz şimdi. Birinci sorumuzla başlayalım. O merkezli çemberde 45, BC yayının uzunluğu kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi 45'in gördüğü yay bir kere 90 dereceydi. Şuraya bir 90 yazalım. Şuralarda bir yere de merkezimizi koyalım. Tam nerede olduğunu bilmiyoruz merkezin arkadaşlar. Şöyle O merkezi demiş, burası O olsun işte. Şöyle merkezden iki tane yarıçap çizdim ve bunlar eşit. Şimdi 90'ı gördüğü için demek ki bu da 90 derecelik bir merkez açı. Ve 45, 45, 90 çıkıyor değil mi arkadaşlarım? İkiz kenar üçgen olduğu için. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'lerin karşısı 4, 4 olacak. Yani yarıçapımız 4 olacak. Bize neyi soruyor? BC yayının uzunluğunu, yani 90 derecelik yay uzunluğu. 90 derecelik yay uzunluğu demek çeyrek yay uzunluğu demek. Yani tam dairenin çeyreğini soruyor bize. 2 pi r bölü 4. R'miz de 4 olduğu için 4'ler gitti. Bir tek geriye 2 pi kaldı. Cevap Adana'dan çıktı. Bir saat kulesinin akrebinin uzunluğu 54. 12 ile 13 arasında akrebin ucu kaç santim yol alır diye bir soru sormuş. Akrep kısa olan, yelkovan uzun olandır diye de hocalarımız belirtmiş sağ olsunlar. Şimdi şu alta çizelim arkadaşlarım bir. Bir saat çizelim. Şimdi 12 burası olsun. 13 de burası biliyorsunuz. Yani 1 dediğimiz yer. Şimdi akrep şöyle kısa olan buradaydı. Buraya geldi. Şuradan buraya yol aldı arkadaşlarım. Tam 1 saatte buradan buraya kadar yol alır değil mi? Akrep dediğimiz bir kısa olan yelkovan deseydi yelkovan buradan tam bir tur atmış olacaktı. Anca bire gelecekti bir saatte. Ama akrep bir saatte buradan buraya kadar gelir. Şimdi 12 ile 1 arası 30 derecedir. Daha doğrusu saat sorularında her iki rakamın arası hep 30 derecedir. Çünkü 12 tane boşluk vardır. 360'ı 12'ye böldüğünüzde 30 çıkar her bir boşluğun derecesi. Bize de diyor ki akrebin aldığı yol, yani şuradan şuraya kadar aldığımız yol 30 derecelik dairenin yay uzunluğunu soruyor bize. 30 bölü 360 çarpı 2 pi r, yani 2 pi yarıçapımız tabii ki akrebin uzunluğu olacak, 54. Şimdi 1 0 1 0 18'e böl 2, 18'e böl 3, 2'ye böl 2'ye böl pi'ler gitsin, 3 kere 3 9 pi'lik yol aldı diyebiliriz arkadaşlarım. Evet, üçüncü sorumuz. ABC eşkenar üçgenin C köşesine bağlı gergin CK ipi ok yönünde döndürülerek üçgen sarılıyor. KC ABC'nin çevresine eşitmiş. K noktasının aldığı yolun ABC üçgeninin çevresine oranı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi biz bir kenarımıza A birim diyelim eşkenar üçgenin.
Şimdi siz bunu gergin bir şekilde şöyle döndürdüğünüzde bu şu şekilde şöyle 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 ve şöyle olmak üzere. Şimdi bu KC'nin de uzunluğu çevreye eşit olduğu için 3A. Şöyle K noktası buradan buraya gelene kadar şöyle bir daire diliminden yay çizer arkadaşlar. Kaç derecelik bir daire dilimi? 120 derecelik. Çünkü şurası 60. Pardon, 60 dedik ama 30-30 diye böler. 30'sa burası şuraya 150 derece kaldı. 150 derecelik bir daire dilimi döndü. Sonra buradan ne kadar kaldı? 2A'lık bir uzunluğumuz kaldı. Bu 2A'yı da şöyle 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 olmak üzere buradan buraya kadar döndü. Şurada A birim kaldı. Burası kaç derece? Şurası 60 olduğu için şuraya da 120 derecelik bir daire dilimi kaldı. En sonunda da buradan da şöyle şöyle dönerek tam bu C noktasına gelir. Burada da yine şurası 60 derece olduğu için 120 derecelik bir daire dilimi kalmış olur. İşte buna göre K'nın aldığı yol şu 3 tane daire diliminin toplamıdır. Şimdi ilk önce şuradaki 150 derecelik daire dilimini bulalım. 150 bölü 360 çarpı 2 pi yarıçapı burada 3a artı. Şimdi de gelelim şuradaki 120 derecelik şurayı bulalım. 120 derecelik dairenin ölçüsü 120 bölü 360 çarpı 2 pi. Burada yarıçapımız 2a. Yine artı diyorum. Şimdi son olarak şuradaki 120 derecelik dairenin alanı 120 bölü 360 çarpı 2 pi. Bu sefer r'miz a olduğu için a. Evet, hadi bulalım sorunun cevabını. Bunları bir top çarpalım, çırpalım. 2 kere 3, 6. 6'ya bölersem 6 kaldı. 15 pi bölü 6. Hatta 3'e bölelim. 5 pi bölü 2. Şuraya yazıyorum. 5 pi bölü 2 artı. 120 ile bunu sadeleştirelim. 3, 4, bir de a var tabi burada. 4 pi a bölü 3. 4 pi a bölü 3 artı. Şununla şu gitsin. 3, 2 pi a bölü 3. 2 pi a bölü 3. Yani şurası 6 pi a bölü 3. Yani 2 pi a yaptı. O zaman 5 pi a bölü 2 artı 2 pi a. Bu da 4, 9 pi a yaptı. Bölü 2. Bu K'nın aldığı yol. Üçgenin çevresine oranını soruyor. 3A üçgenin çevresi. Hemen 3A'ya bölelim bunu. A'lar gitti. 3'ler gitti. 3 pi bölü 2 çıktı. Sorumuzun cevabı 3 pi bölü 2. Biz bir yerde yanlışlık yaptık herhalde. 3 pi bölü 2 değilmiş. Nerede hata yaptık? Şuraları toplarken muhtemelen hata yaptım. Şimdi dostlar çok da bakmak istemiyorum. Siz olayın mantığını anladıysanız lütfen bir daha burayı bir kontrol edin. Nerede hata yapmışım ben bir bulun, tamam mı arkadaşlar? 3A bir daha bakayım dedim ama sıfırlar gitti. 6'ya böldüm. 2 kere 3, 6 gitti. 6 gitti. 15 pi bölü 6 kaldı. 3'e bölersem 5, 3'e bölersem 2. 5 pi bölü 2. Şu 120'ye 3 yaptım. 2 kere 2 4 pi bölü 3 tamam. 120'ye 3 yaptım. 2 pi a bölü 3 topladım. 4 2 daha 6 pi a bölü 3'ten 6 pi bölü 3'ten 3 pi kaldı ya. Şurada 3 pi olacak. 2 kere 3 6 11 pi bölü 2 kalıyor. Şimdi hepten yanlış oldu. 11 pi bölü 2. 2 kere 3 6 5 daha 11 pi bölü 2. Ne oldu? 11 bölü 6 çıktı o zaman bu sefer de. Bir yerde daha hata yaptık. Ne dedim? 6, 6 bölü 3 2 pi ya, pardon pardon, tamam, burada hata yok. 6 bölü 3 2 pi. Tamam, doğru. 2 kere 2 4 5 daha 9 pi bölü 2. 9 pi bölü 2'nin ABC üçgenin çevresine oranı. Çevre değil de acaba bir kenarını dese 9 pi bölü 2 geliyor. Bir yerde bir, yani ya biz şu işlemlerde hata yok. Bence bu bir kenarına demek istemiştir arkadaşlar. Çevresine dediği zaman 3 pi bölü 2 geliyor. Yani bence bir kenarına oranı demek istemiştir diye düşünüyorum. Eğer işlemlerde hata yapmadıysam. Evet, şuna gelelim. M merkezli çember. O merkezli çemberin K noktasından
ok yönünde hareket edip 7 tur sonunda T noktasında duruyor. KOT 150 derece. Tamam. O merkezi çemberin yarıçapı 12 santim olduğuna göre M merkezi çemberin aldığı yol kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi ilk önce 7 tur atıyormuş ya arkadaşlarım. 7 tur. İlk 6 turda bir kere tamamını dolandı değil mi şunun? Yani şöyle bir düşünelim. Çemberin merkezi şöyle döndü, döndü. Bir tur attı buraya geldi. İkinci tur burası. 3 yine burası. 4 burası. 5 burası. 6 burası. 7'de de şuraya kadar geliyor. 7'de sadece şu yolu alıyor. 7. turda. O zaman ilk 6 turda şu büyük dairenin çevresi kadar yol alıyor ki bunun küçüğünün yarıçapı neymiş? M merkezinin aldığı yol. M merkez çember. O merkezinin kar noktasında ok yönünde başlıyor. 7 turadan 150 derece. O merkezli çemberin yarıçapı 12 santim olduğuna göre diyor. M merkezi çemberin aldığı yol kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bunun yarıçapı R olsun. M merkezi çember, O merkezi çemberin K noktasında ok yönünde harekete başlayıp iyi de M merkezi çemberin O merkezi çemberin yarıçapı 12. M merkezinin aldığı yol. M merkezi çemberin yarıçapını bilmek zorundayım ben ya. Çünkü 12 artı R diyeceğim buna ben. Acaba O merkezli çember... Evet bu küçük çember. Hmm. 12 artı R. Şimdi 2 pi R. 2 pi 12 artı R oldu. Bunun çevresi. Bundan tam 6 tur atıyor. Çarpı 6 dedik. Bu 1. Artı bir de buna ek olarak şuradaki yayı geliyor sadece. O da 150 olduysa burası 210 yapar. Burası 210 derecelik bir de yay dönüyor arkadaşlar. Ya dediğim gibi burada merkezini mutlaka vermesi lazım dostlar. Merkezinin daha doğrusu yarı çapını şu R'yi vermesi lazımdı bize. Onu vermemiş bir yerlerde değil mi? Ben bir daha bakıyorum soruya. Yok vermemiş. Tamam. Bir çözelim de R'yi biz kendimizde bir şekilde bulmaya çalışırız. Bir de artı 210 derecelik daire. 210 bölü 360 çarpı 2 pi yarı çapımız 12 artı R. Şimdi sıfırları götürelim. 3'e bölelim 7. 3'e bölelim 12. 2'ye bölelim 2'ye bölelim 6. 7 pi çarpı 12 artı R bölü 6. Artı bir de bu eklenecek şunun üstüne. Yani 12 pi şuraya yazayım. 12 pi 12 artı R artı 7 pi 12 artı R bölü 6 eklenecek. Bu da 72 tane pi yapıyor. Burası 7 daha 72, 7 daha 79 tane pi 12 artı R bölü 6 olacak. Sorumuzun cevabı bu olacak arkadaşlarım. Tabi burada bizim R'yi bilmemiz önemli. R'yi vermediği için yerine yazamıyoruz. Yani R cevaba göre hareket etsem Edirne demiş cevabı. Yok ya. Cevaptan da bulmaya gerek yok. İşte R'yi bilmemiz lazım arkadaşlar. Başka türlü de bulamayız bunun cevabı. Evet. Bu son iki soruda biraz sıkıntı çıktı. Önemli değil. Olur. Böyle bazen hatalar yapıyoruz. Biz de kitap yazıyoruz arkadaşlar. Ben de kitap yazarken ya da soru yazarken eminim ilk başta bir dikkat etmiyorum. Yani soruyu mutlaka birkaç kişiye çözdürüyoruz ki anca ondan sonra soru oturuyor. Mutlaka birkaç hata eksik bırakıyoruz yani biz de. Önemli değil bunlar. Neyse. Hadi bakalım bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.